avukatlar onurumuzdur. Devrimci avukatlar onurumuzdur. Delil olabildiği, en ufak bir şeyle suçlanabildikleri değil. Biz bu tutukluluğu daha önce savunmaya yönelik saldırılardan zaten tanıyoruz. Makbul avukat olmayı kabul etmediğimiz için, hiçbirimiz burada bulunan kimse makbul avukat olmayı kabul etmediği için, savunmaya yönelik saldırılara karşı boyun eğmediğimiz için tekrar tekrar aynı saldırılarla muhatap kalıyoruz. Birazdan basın açıklamamızda arkadaşlarımız hukuki süreci özetleyecek. Özetledikleri zaman tekrar anlatmış olacağız ki arkadaşlarımız içeride yalnızca boyun eğmedikleri için tutuluyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Ne bugün ne bundan sonra bu mücadeleden bir adım geri atmayacağız. Her seferinde daha güçlü bir şekilde sesimizi çıkaracağız ve savunmanın biat etmesini asla ve katta bekleyemeyeceksiniz. Hiçbir zaman biat etmeyeceğiz, hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Bundan sonra da aynı güçle devam edeceğiz. CHP üyesi meslektaşımız avukat Seda Şeraldı ve yönetim kurulu üyesi avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı İstanbul Kağıthane'de bulunan bürolarına gerçekleşen polis operasyonu neticesinde 6 Şubat 2024 tarihinde gözaltına alınmış ve 9 Şubat 2024 tarihinde tutuklanmıştır. Bu tarihten beri tutuklu olan meslektaşlarımızdan avukat Şeraldı, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, avukat Vangölü Kozağaçlı ise Kandıra Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu durumdadırlar. Meslektaşlarımız 6 Şubat günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı akabinde bir polis operasyonu ve soruşturmaya maruz kalmışlardır. Gerçekleşen silahlı saldırıyla bir bağlantıları bulunmamakta olup, yalnızca takip ettikleri davalar ve müvekkilleri nedeniyle hedef haline gelmişlerdir. Tutuklama nedenleri olarak ofislerinde gerçekleşen hukuka aykırı arama neticesinde el konulan CD ve bilgisayarların incelenmesi tamamlanmamış olması gerekçe yapılmıştır. Avukatların müvekkilleri ve fiilleriyle özdeşleştirilmesine karşı çıkmak, yalnız karşılaştığımız bu senaryoya yalnız meslektaşlarımızı değil, mesleğimizi savunmak için hayati bir önem arz etmektedir. Vefatle karşılaştığımız bu senaryoya alışmayacak ve kimsenin kanıksamasına müsaade etmeyeceğiz. Meslektaşlarımız özgürlüğüne kavuşuncaya, savunmaya yönelik saldırılar sona erinceye kadar yan yana mücadeleyi sürdüreceğiz. Avukatların uluslararası sözleşmeler gereği daha fazla korunması gereken, daha fazla mesleğini daha rahat icra edebilmesi için müvekkilleriyle özdeşleştirilmemesi, takip ettiği dosyalar üzerinden bir kriminal olguya maruz kalmamaları için daha fazla korunması gereken meslek grubu olmasına rağmen maalesef ülkemizde biz tam tersi bir uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz. Her yaşanan olaylardır. Burada bulunmakla onların öncelikle savunma hakkına ve savunmanın bağımsızlığına dair mücadelelerinin yanında olduğumuzu, onları savunmaya ve dik durarak omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna en güçlü sesimizle duyuruyoruz. Teşekkür ederim. Kınıyoruz. Ne yapmak istediklerini biliyoruz. Avukatlar üzerinden avukatları bu şekilde gözaltına alarak, tutuklanarak aslında halka bir mesaj veriyorlar. Bakın avukatları bile tutukluyoruz. Size ne yapmayız diyorlar. Halkın tepkisini, sözünü söylemesini engellemeye çalışıyorlar. Bugün duruşmaya çıkacak arkadaşlarımız su kadar arı ve temiz arkadaşlar. Hiçbir suçları yok. Bugün burada bulunan hukuk kurumları olarak sesimizi her seferinde daha güç çıkaracağız. Hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz ve arkadaşlarımızı birazdan elinizden alacağız. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Basın açıklamamız sona erdi.